Kerem Çilli ben. Güneş enerjisi konusunda uzun yıllardır çalışmaktayım. Bu akşam da böyle bir etkinliği yapmamızı MO Ankara şubemiz istedi. Biz de memnuniyetle yapabileceğimizi söylemiştik. Bu etkinlikte direkt olarak bir slayttan bir şeyler anlatayım da sonra soru cevap şeklinde gitmektense daha çok tercih ettiğim bir model var. İnteraktif bir şekilde sorularınızı daha ön plana çıkartarak onları açıklamak suretiyle bir etkinlik yapalım istedim. O sebeple sizin sorularınız bizi yönlendirecek. Ona göre de güneş enerjisiyle ilgili bildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışırız. Sorularınız bizi yönlendirecek şeyler olacak. O sebeple de hemen soru sormaya başlayabilirsiniz. Ben genel olarak güneş enerji sektöründen bahsediyor olacağım. Bunun dışında kendi çatımızdaki sistemden, kurulabilecek sistem çeşitlerinden, işte endüstriyel çatılardan, sade vatandaşın çatısından hepsinden bu akşam konuşabiliriz. Kendimden bahsederek zaman kaybetmek istemiyorum. İnternette artık sürekli içerik ürettiğimiz için Kerem Çilli diye yazdığınızda zaten birçok bilgi karşınıza çıkacak benimle alakalı. O yüzden hemen hızlıca başlamak istiyorum. Şimdi Türkiye'deki güneş enerjisi sektörü bakıldığında endüstriyel olarak başladı. Avrupa'nın aksine arazi kurulumlarıyla bu işi yaptık ve şu an sektörümüzün odak noktası fabrika çatıları diyebiliriz. Sonrasında da süreç sade vatandaşın çatısına doğru gelecek gibi duruyor. Halbuki ben her zaman şunu savunuyorum. Küçük çatılardan başlayıp büyüğe doğru gitmesi gereken bir süreç vardı. Ve maalesef sektörümüzde henüz daha küçük çatılar odaklı çalışmalar çok fazla görememekteyiz. Herkesin odağı endüstriyel tip çatılar. Tabii ki gelmiş olan ve gelecek olan elektrik zamlarıyla birlikte çok fazlasıyla bu konuyla ilgili bize sorular geliyor. İşte güneş enerjisi kursak karlı bir iş midir? Evimize bunu kurabilir miyiz? Mining yapacağız. Mining yaparken güneş enerjisi bizim için mantıklı olabilir mi gibi birçok soru alabiliyoruz. O yüzden bu akşam sizin de bu tarz teknik sorularınız varsa yanıtlamaya çalışırım. Özellikle katılımcılarımızın meraklarını cevaplandırmak çok daha keyifli oluyor benim açımdan. O sebeple direkt sorularınızdan başlayabiliriz. Sorusu olan arkadaşlar varsa direkt chat kısmından yazabilirler. Ben soru gelene kadar DC-AC oran ideali nedir gibi bir soru. Şimdi şöyle söyleyeyim, bunun ezber bir cevabı yok. Kuracağınız alandaki şartlara göre değişkenlik gösteren bir durum bu. DC tarafta daha fazla yükleme yapıyoruz ve hani eğer her şey ideale yakınsa, bakıldığında tam güneye bakıyorsa işte o bölgedeki yıl açısından optimum değer, İşte uygun değer seçilmişse örneğin 30 derece, 31, 32 derece gibi bakıldığında %130'lar, %135'ler hatta %140'lar bile yatırım geri dönüş süresinde çok avantajlı olduğu internette yaptığımız araştırmalarda karşımıza çıkıyor. O sebeple eski santraller daha önce TEDAŞ'ın %20'yi geçemez gibi bir ifadesi vardı ve o yüzden birçok santral %120 oranında doğru akım kurularak gerçekleştirildi. O santrallerde şu an güç artışı yaptırmayla alakalı çalışmalar yapıyor. DC tarafta panel eklemek suretiyle inverterleri daha verimli olarak çalıştıracaklar. O yüzden eğer her şey idealse %130, %140 bandı, o band çok abes kaçmaz. Bence mantıklı olur ama dediğim gibi her sahanın kendine özgü bir tarzı var diyeyim ya da işte şartları var diyeyim. O yüzden o şartlara uygun %110 mu, %130 mu, %150 mi? Burada tabii inverter üreticisinin de kullanacağınız o markanın ne kadara izin verdiğini size belirtmiş olması gerekiyor. Bütün markalarda bu aynı değil maalesef. Onu da söyleyebilirim. Onu da iyi araştırmak gerekiyor. Her markanın DC yükleme oranı birbirinin aynısı değil. Evet.
güneşle alakalı bir soru var. Dilara Hanım'ın sormuş olduğu bir soru. Bizim YouTube kanalımız var. Teknikal.tr diye. Kerem Çilli olarak da yazarsanız zaten karşınıza çıkar güneş enerjisi konusunda. Biz İzmir'de bir santrale gitmiştik Dilara Hanım. Orada tracker sistem ve bifacial olarak adlandırılan, yani yerden yansıyan ışıkla da enerji üretimine katkı sunan panellerle oluşan bir santral vardı. Ve o santralin verilerini bizim kurmuş olduğumuz, yapmış olduğumuz videonun içerisinde paylaştık. Sabit bir sistemle tracker sistem ne kadar fark ediyor? Bunu inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda başka bir videomuzda da standart panelle yine sabit iki sistemden bahsediyorum. Sabit iki sistem, bir tanesinde standart panel var, bir tanesinde cam bifacial olarak adlandırılan panel. Yüzdesel olarak ne kadar fark ediyor? Onunla ilgili de çok detaylı bilgiler bulabileceğiniz videolarımız var. İzlemenizi öneririm. Tracker sistemler tabii ki bakıldığında çok avantajlı, yerden özellikle avantaj sağlayan sistemler ve üzerine de bifacial panel koyduğunuzda çok ciddi üretim artışlarını yakalayabiliyorsunuz. Ama bunun yanı sıra işin içerisine mekanik girdiğinden dolayı da ilk yatırım maliyetiniz ve sonrasındaki bakım maliyetleriniz artıyor olacaktır. Tabii ki hangi firmayla yola çıktığınızın burada çok önemi var. Bütün çünkü panelleriniz o mekanik aksamın üzerinde ve problem yaşadığınızda hızlıca gelip çözmeleri gerekiyor. O yüzden bu konu her iki taraftan da düşünülmeli. Yani kurarken ve kurduktan sonraki süreçler olarak bakılmalı. Sadece ilk kurulum maliyeti olarak bakılmamalı bence. Tabii ki ilk yatırım maliyeti standart sistemlerden daha fazla olacaktır. Ona göre de belki %20, %30'lara varan üretim artışlarını kurduğunuz sistemin çeşidine göre yakalama şansınız olacak. Kurulu güç kadar GES kurulumunun ne gibi zorlukları var? Kurulu güç kadar GES kurulumunun ne gibi zorlukları var? Herhangi bir zorluğu yok açıkçası. Yani bakıldığında enerji fazlasının satışı noktasında başvuru yapılabilir ve kurulu gücünüz kadar GES kurarsınız. İçeride tüketiminizi yaparsınız ve enerji fazlanız ortaya çıkacaktır muhtemelen. Ve onu da satma şansınız olabilir veya çok fazla elektrik tüketiyorsunuzdur. Kurduğunuz sistemin tamamı fabrika içerisinde tüketilebilir. Farklı farklı başvuru şekilleriyle bunu yapmak mümkün. Hatta yeni gelen 5.1H maddesiyle birlikte de aynı dağıtım bölgesi içerisinde bir yerde bir araziniz var ve oraya kurdunuz. Fabrikanızda mahsuplaştırma şansınız da olacak. Onunla ilgili dağıtım bedelleri henüz netleşmedi. İnşallah netleştiğinde biz de bir video yaparak bu durumu açıklayacağız. Çünkü hem verirken hem çekerken bir dağıtım bedeli ödemeniz gerekiyor. Onun ne olduğu netleşmedi henüz. O yüzden bir fizibilite hesabı da yapmak çok kolay olmuyor. Biraz beklemekte fayda var ama yapabildiğiniz kadar GES yapmak mümkün. Ama burada şu anki Türkiye'deki yönetmelikler ihtiyacım kadar yap noktasında yazılmış yönetmelikler, kanunlar. O yüzden enerji fazlası tabii ki değerlendirilebilir ama satarkenki fiyat EPDK tablosundaki ham fiyat üzerinden olacaktır. Siz alırken üstüne birçok KDV, BTV, gerçi şimdi TRT payı ve enerji fonu kesildiği söylendi ama endüstriyelde yapıldı mı emin değilim. Alırken daha pahalıya alıyorsunuz sonuçta. Satış yapmak eskiden çok mantıklıydı ama şu an satış yapıp çok para kazanayım, ticari bir durum oluşturayım mantığı çok doğru değil bence. Ev çatı GES'i şebekeye nasıl satıyoruz? Araya trafo mu koymalı yoksa şebekeden kabloları çift yönlü sayaçta direkt veriyor muyuz? Seyfettin Bey galiba. Evet, Seyfettin Bey, şöyle farklı durumlar oluşabiliyor. Bazı villalar kendi trafosu oluyor ve OG'den bağlanan, AG'den bağlanan farklı farklı süreçler olabiliyor. O sebeple normalde standart bir ev düşünürsek, örneğin kendi evimden bahsedeyim. Direkten evimizin içerisine gelen kablo var. Normalde tek yönlü sayacımız vardı. O çıkartıldı. Yerine çift yönlü sayaç takıldı. Onun haricinde bir de üretimi sayan bir sayaç daha takıldı ki
gerçekten ürettiğin ve dışarı verdiğin ve dışarıdan çektiğinin bir mukayese yapılabiliyor ve her iki sayaç da izleniyor o SOS sistemi üzerinden ve öylelikle gerçekten ne ürettiğiniz, ne kadar dışarı verdiğiniz kolaylıkla algılanabiliyor. Bütün evlerde trafo gibi koyma gibi bir zorunluluk yok. Standart evlerde sadece sayacınız değişiyor. Ülkemiz güneş alma potansiyeli olarak Avrupa ülkelerinden daha fazla orana sahip olmaktadır. Ancak REN 21 raporlarına bakıldığı zaman Avrupa ülkeleri geride kaldığımız gözüküyor. Ayrıca Çin son 5 senede hızlı kurulumlar yaparak dünyanın birincisi olmaktadır. Ülkemizin yatırımları neden az ve kurumlar neden yavaş ilerliyor? Evet, çok güzel bir soru Uğur Bey. Biz de bunu çok cevabını merak ettiğimiz bir soru. Özellikle küçük çatılarla alakalı süreçlerin bu kadar yavaş ilerlemesinin maliyet kısmının haricinde en büyük nedenlerinden birisi de evrak süreçlerinin maalesef çok fazla zaman alması. Gerçi bu konuyu biz yatırımcıdan vekaletname alarak bütün her şeyi mühendisler olarak biz hallediyoruz ama sonuçta biz de çok ciddi bir efor sarf ediyoruz bu evrakların peşinde. Bunun dijitalleşmesi ve daha sadeleştirilmesi oldukça önemli ama maalesef bu konu istenildiği kadar hızlı ilerlemiyor. Ben hani şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki benim bu konuyu YouTube'da, blog sayfamda sürekli içerik üretmemin nedenlerinin başında sade vatandaşın yani bireysel evlerin veya apartmanların da küçük birer enerji santrali olması noktasında çok isteğim var, arzum var ve bütün çabamın çoğunu da buna harcıyorum açıkçası. O yüzden evrak süreçleri bence ciddi anlamda bizi geride bırakan unsurların başında olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak da maliyet konusu da ciddi anlamda bizi yoruyor. Özellikle dolar kuruyla, mesela bugün teklif almak istediğinizde her şey dolarla size teklif ediliyor. Veya siz solar sektörüne girdiğinizde benzer bir şekilde dolarla, euro ile teklifler verebilirsiniz. O sebeple hem dolar kurunun yükselmesi hem de birim maliyetlerin, örneğin panel maliyetlerinin yükselmesi küçük çatılardaki süreci oldukça zorlaştırıyor. Şöyle söyleyeyim, ben kendi evimden örnek vereceğim. Yani kaymakamlığa bile gidip dilekçe veriyorsunuz ben evimin çatısına güneş enerjisi yaptım diye. Böyle bir süreç var. Onunla ilgili de evrak süreçleri alakalı bir videomuz da var. Çatımızdaki sistemle ilgili neler yaşadık onu anlatıyoruz. Hani arzu ederseniz süreçler nasılmış, neler yaşamış Kerem Bey diye bakmak isterseniz onu da kanalımızda bulabilirsiniz. İbrahim Bey'in bir sorusu var. GES'lerin negatif yönü var mı? Var mıdır? Varsa nelerdir? Şöyle söyleyeyim, güzel bir soru İbrahim Bey. Yani şu an bakıldığında bütün bir şekilde elektrik enerjisi üretmemiz gerekiyor. Bunu üretecek de birçok farklı kaynak var. Tabii ki şöyle bir durum da söz konusu. Güneş panellerinin üretimi esnasında da bir çevre kirliliği durumu söz konusu olduğuna dair makaleler çokça görebilirsiniz. Ama sonuçta bunun sıfır olduğu bir üreteç yok. Bir şekilde çevreye minimum zarar vererek bütün enerji ihtiyacımızı karşılama noktasında yaklaşmamız gerekiyor. O sebeple GES'lerin hani üretimi esnasında çevreye zarar verdiğine dair makaleler var. Ama totalde bakıldığında negatif yön olarak geniş bir soru aslında. Ama ben mesela 2018'den beri çatımda bu sistem var. Herhangi bir negatif yönünü rastlamadım. Aksine birçok yaptığımız içeriğe kaynak oldu. Farklı paneller aynı şartlar altında nasıl reaksiyon gösteriyor? Farklı inverterler keza aynı şekilde nasıl reaksiyon gösteriyor? Hepsinin bilgisi sahibi olduk ve insanlara da bunu paylaştık. Enerji ne kadar üretebiliyoruz? Aralık'ta ne kadar üretiyoruz? İşte Temmuz'da ne kadar üretiyoruz gibi. Bu konu bence olabilecek en temiz üreticilerden bir tanesi. O yüzden ben negatif yön olarak bunu eve koyma süreçleriyle ilgili kısma negatif yön diyebilirim belki. Onun dışında bence negatif yön şu aşamada aklıma gelmiyor açıkçası.
Ham madde üretimi ne oranda etkiliyor? Sizce bu maddelerden en aktif kullanılanları nelerdir? Şu an ülkemizde verimliliği yakalanan oran sizce nelerdir? İrfan Bey'in sorusu. Monitör de biraz uzak kaldığı için şöyle büyütmek istiyorum yazıyı. Tam okuyamıyorum. Şöyle söyleyeyim. Burada konu bir yatırım yapılacaksa en büyük kalemi güneş paneli oluşturuyor tabii ki. Orada hücre konusu çok önemli. Ülkemizde de hücre üretimini yapmaya başlayan birkaç firmamız var. Bu sistemle beraber burada silisyum tabanlı bu yapıyı üretip bu hücreleri yerli üreticilere dağıtmak suretiyle çok daha ülkemizde yerli bir şekilde yapılma ihtimalini arttırabiliriz. Onun dışında geleneksel bugüne kadar gelen süreçte hücre tabii ki yurt dışından geliyor ve burada onları güneş paneline dönüştürerek piyasaya sunuyor firmalar. Verimlilik noktasında bununla ilgili de bir video yapmıştım. Laboratuvar ortamında yakalanan verimlilikler şu an yaklaşık %47'ler, %48'ler bazında. Yani gelen ışınımın %48'ini laboratuvar ortamında elektrik enerjisine dönüştürebiliyorsunuz. Ama ticari olarak bakıldığında bugün ticari satışta olan ürünlerde %22'ler, %23'lerden konuşuyoruz. Gelen enerjinin, ışınımın %23'ünü elektriğe çevirebiliyoruz. Bununla alakalı Enrel diye bir web sitesi var. Şuradan sizin için bulup paylaşmak isterim onu. Şöyle ekranımızda paylaşalım. Evet, şu an ekranımı görebiliyorsanız eğer Enrel Efficiency Chart diye aratırsanız zaten karşınıza çıkacaktır. Oldukça büyük çözünürlüklü olan versiyonlarını da görürsünüz. Burada farklı sistemlerin yani sadece bunu şey olarak düşünmeyin, silisyum tabanlı olarak düşünmeyin. Organik hücreler de işin içine girecek. Onun haricinde birden fazla katmanlı şekilde üretilen hücreler işin içine girecek ve verimlilikler yıldan yıla artış gösterecek. Bunu şimdiden söyleyebiliriz. O sebeple bunu siz de takip edebilirsiniz. Enrel Efficiency Chart olarak aratırsanız Google'da karşınıza gelecektir. Biz de videolarımızda mesela bugün laboratuvar ortamında en verimli hücreyi alıp ticari bir ürün yapsaydık ne kadarlık bir üretim yapardı gibi bir videoda yapmıştık. Arabaların tavanlarına neden şu an güneş enerjisi yapılmadığıyla ilgili de bir konu. Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Alanın yetersiz kalması maalesef bizi şu an etkileyen bir durum. Daha küçük alanda daha fazla enerji üretimi yapmak mümkün olacak. Bugün ne kadar üretiyoruz? Oradan bahsedeyim birazcık. Bugün ortalama 1 metreye 2 metre boyunda yani 2 metrekarelik bir alan içerisinde yaklaşık olarak 450-455 watt peak gibi bir güce ulaşabiliyoruz. Bir panelle 1 metreye 2 metre boyutunda olan bir yapıda. Bakıldığında ben 2013 yılında güneş enerji sektörüne girdim. O zamanlar 1 metreye 1,65 boyutunda paneller 60 hücre olarak geçen paneller vardı ve biz 230 wattlardan 240 wattlardan bahsediyorduk. Yıllar geçtikçe aynı alanda daha fazla üretim mümkün oldu. Yani 230 watt dediğimiz panel aynı boyutta 1 metreye 1,65'te 330'lar 340 wattları yakaladığımızı söyleyebilirim. Ama genel olarak sektörün de artık 1'e 1,65'ten 1'e 2 boyutuna doğru evrildiğini de söylemek yanlış olmaz. Artık 60 hücre yerine 72 hücre, hatta yeni nesil paneller ortadan hücrenin kesildiğini düşünün, half cut olarak geçiyor ve half cut panellerle
72 yerine 144 diyoruz. 60 yerine 120 hücreli panel olarak konuşmuyoruz artık günlük solar enerji konuşmalarında. 144 hücreli panel 1 metreye 2 metre boy ve ürettiği güç olarak da 450-455 watt peak gibi değerleri yakaladığımızı söyleyebilirim. Verimliliği yakaladığı oran nedir diye sorunun devamında bir ekleme var İrfan Bey. Yani verimlilik dünyadaki üretilen hücreyi kullandığımız için bizdeki verimlilikle oradaki verimlilikler arasında böyle çok devasa farklar yok. Hatta birbirine çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ceyda Hanım'ın bir sorusu var. Organize sanayi bölgelerinde GES kurulu gücü çatı alanıyla sınırlı mı diye. Ceyda Hanım, eğer kendi ihtiyacınız için kullanacaksanız organizedeki arazinin bir kısmına da kurulabildiğine dair bir değişiklik vardı diye hatırlıyorum. Bakmak lazım. Yönetmelikler hem kişiden kişiye okuyarak değişkenlik gösterebilen şeyler maalesef. O yüzden %100 hiç emin konuşamıyorum ama eğer satış olmayacaksa kendi ihtiyacınızı karşılamak üzerine bir sistem kuruyorsanız organizenin içerisinde de belli bir alana yani yine aynı parselde alanınızın içerisine bunu kurmanın mümkün olduğunu hatırlıyorum. Öyle bir madde vardı, hatta %25'lik kısmı falan gibi bir ibare vardı ama diğer taraftan 51H diye bir madde var. 51H. O maddede organizeleri kapsayıp kapsamadığından emin değilim. Araştırmak lazım. Aynı dağıtım şirketi bölgesinde farklı bir araziyle orayı mahsuplaştırabilir olup olmadığını da araştırabilirsiniz. Yönetmelikler dediğim gibi farklı ve insanların birazcık da bazen yorumla kalabilen konular oluyor. O yüzden yönetmelik tarafı benim çok içerisinde olduğum bir taraf değil. Yerli panelleri ne zaman kullanabilir Türkiye sizce? Şöyle söyleyeyim Celal Bey, yerli panel dediğiniz yüzdesel olarak mesela %70-80 ya da %90 hatta %100 yerli panel anlamında soruyorsanız bununla alakalı çok ciddi çalışmalar var. Ülkemizde Kalyon'un yaptığı bir entegre tesis var. Onun dışında bildiğim GTC diye bir firma var. Niğde'de bir sıfırdan bu işin yani hücre üretimi noktasında da bir şeyler yapmaya çalışan bir firma ve onlarla birlikte zaten yüzdesel oranlar ciddi oranda artacak. Onun haricinde dediğim gibi %100 her şeyiyle tamamen burada ne zaman yaparız orası soru işareti ama çok uzun olacağını zannetmiyorum. Burada işin diğer tarafında acaba yeni gelecek olan organik hücre yapısına uygun biz üretim yapabilecek miyiz? İşin o boyutu da var. Yani silisyum tabanlı, silikon tabanlı sistem yerini değiştirebilir. Yani organik hücreler silikon hücrelerinin yerini alabilir. Hem daha uygun fiyatlı hem üretim aşamaları açısından daha kolay üretilebilir ve daha ucuz dolayısıyla satış yapılabilir ürünler. Daha ucuz ve üretimi kolay olduğu zaman piyasada çok daha hızlı bir şekilde kendisine yer vurabilir. O yüzden silikon tabanlı sistemler ne kadar sürdürülebilir ya da bundan 5 yıl 10 yıl sonra biz silikon hücreler mi kullanacağız yoksa farklı hücre çeşitlerine doğru hızlı bir geçiş mi olacak? Orası da soru işaretli bir bölüm. O yüzden biraz önce göstermiş olduğum bu enerji verimliliği tablosuna bakıp hangi türün yıllar içerisinde nasıl reaksiyon gösterdiğini oradan görebilirsiniz. Mesela ince film paneller vardır. Çok yatay bir seyirle verimliliği artmıştır. 1970'lerden 60'lardan başlayan bir bakıldığında hücre yapısı ama günümüze geldiğinde çok yatay bir şekilde ilerlemekte. Öte taraftan organik hücreler 2013-2014 yılında başlayan bir serüven ama bugün silisyumu yakalamış verimlilikte hücreler ve bunların çok kısa zaman içerisinde ticari ürün olarak piyasada bulunabileceğini de çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İnternette bununla ilgili de birçok makale var. İnceleyebilirsiniz. Organik hücre diye aratırsanız karşınıza çıkar.
Evet, Kalyon, İrfan Bey Kalyon'da çalıştığını söylemiş. Yerli ve milli üretimimiz mevcuttur ve panelleri yurt içi ve dışında kullanıyoruz. Bu sektörde tam entegre açısından ise tek ve milli konumdayız. İrfan Bey, teşekkür ederim bilgi için. Biz de inşallah fabrikanızı ziyaret etme fırsatı buluruz. Bu bilgileri videoya alıp kanalımızda yayınlamayı da çok isteriz. Umarım böyle bir fırsat da doğar. Hibrit yönetmeliği kapsamında bu geçerli mi? Aynı dağıtım bölgesinde farklı alanlar üretime. Abdülkadir Bey, ben dediğim gibi yönetmelikler konusunda hani çok fazla detaylı bilgi sahibi değilim. Yanlış bir şey söylemek istemem. Ben işin daha çok teknik tarafındayım. Kullanılabilecek ürünler, ekipmanlar, panel, inverter çeşitleri ve onların birbirleriyle uyumları, dikkat edilmesi gerekenler noktası daha çok odaklandığım nokta. O yüzden hani yönetmelik konusunda çok detaylı olarak size yanlış bilgi vermemek adına bir cevap vermeyeceğim maalesef. Kerem Bey, örneğin kamu kurumlarında GES kurulumunda GES üretiminin bağlanacağı bara ve farklı ölçüm noktaları da tüketim olarak gösterilebiliyor mu? Yoksa tüketim mutlaka aynı baradan olması şart mı? Şöyle söyleyeyim Eren Bey, normal şartlarda zaten girişte bu sayacın iç kısmına sistemi entegre ettiğiniz için oradan bütün baralara da otomatikman bağlanmış oluyorsunuz. Yani çift yönlü sayacın iç kısmında güneş panellerini sistemi yani solar inverterin girişi çıkışı dediğimiz noktayı zaten sayacın iç kısmına bağladığınızda aslında bütün baraları da beslemiş oluyorsunuz. Trafo köşkünün oradan. Karapınar'da kurulumu devam eden büyük GES santrali gibi üretim tesisleri ne zaman yaygınlaşır? Özellikle İç Anadolu'da kurak benzeri araziler yoğunlukta ve güneş alma süreleri fazla. Yunus Bey şöyle söyleyeyim. Zaten arazi kurulumlarıyla beraber ülkemizde bu süreç yaygınlaştı ve devasa santraller zaten var. Bakıldığında şu an arazi kurulumlarından çatıya doğru bir yöneliş söz konusuydu yönetmeliklerden kaynaklı. Şimdi 5.1 H maddesiyle birlikte yeniden araziye ama yine fabrika özelinde bir bağlantı oluşturuldu öyle söyleyeyim. Ama böyle devasa santraller yapıp dağıtmak mı yoksa küçük küçük mikro düzeyde santraller kendi depolaması olan, kendi kapısında elektrikli arabası olan, hatta onun içerisindeki bataryayı da evle çift yönlü etkileşime sokabilen, evin enerjisini gerektiğinde arabadan çeken, gerektiğinde arabayı dolduran küçük sistemlerin yaygınlaşması bence çok daha gerekli ve birçok kişiye dokunur sistemler olur kanaatindeyim. Devasa santraller yapmak tabii ki mümkün ama ben küçük küçük ve yüzlerce binlerce santral yapılmanın çok daha doğru olduğu düşüncesindeyim. Bugünkü şartlarda zaten bahsettiğiniz arazi kurulumları şu anki toplam kurulu gücümüzün çok büyük kısmını arazi kurulumları kaplamakta. O yüzden dediğiniz sistem tekrar yeniden aktif hale gelir mi? 5.1 H maddesiyle birlikte dediğim gibi fabrikanın yanına veya aynı dağıtım bölgesinde kuracağınız bir arazi kurulumu mümkün olabilecek ama eskisi gibi bir durum ve güzel fiyatlardan satış muhtemelen dolar ile satış tekrar gelmeyecektir. Satmak çünkü istenilen bir durum değil. Öz tüketim amaçlı santral kurulmasına yönelik bir yönetmelik söz konusu. Merhaba, bireysel mesken, villa, apartman gibi kullanıcılar için örneğin 5 veya 10 kilovat için ortalama bir maliyet bilgisi var mı? Her şey dahil. Veysel Bey teşekkür ederim soru için. Maliyetler konusu bugünlerde oldukça etkili bir durum oluşturuyor. Çünkü hem kurların yükselmesi hem de özellikle panel fiyatlarındaki artışlar durumu biraz zorlaştırıyor. Şunu söyleyebiliriz hani bir sade vatandaş olarak yaptırmak istediğinizde her bir kilovat için yaklaşık 1.000 dolar gibi baz alabilirsiniz. Tabii ki kullanılacak ekipmanlara göre bu iş değişebilir. Yani 800 dolar
kilowatt saate, kilowatt kapasiteye veya 1200 dolar da söylenebilir. O yüzden 10 kilowattlık bir sistem mesela 10-12 bin dolar seviyelerinde yapılabilir diyebilirim size. Ama dediğim gibi bu konu her eve veya her iş yerine veya her fabrikaya özel bir durum olduğu için bence orada detaylı incelenmesi gerekir ve müşterinin tercih ettiği markalar, modeller ve işçilik anlamında da tercih ettiği firmanın nasıl bir fiyatlandırma yapacağı da çok önemli. Ama baz almanız açısından hani kilowatt kapasite eşittir 1000 dolar, 1200 dolar gibi aklınızda yer edebilir. Güneş panellerinin yerleşim planı hazırlanırken güneş panellerinin dikey veya yatay konumlandırılması bir fark ortaya çıkarıyor mu? Eğer bir fark varsa bu fark neyden dolayı ortaya çıkıyor? Şöyle söyleyeyim, güneş panellerinin içerisindeki bypass diyotları herhangi bir gölge durumunda devreye girdiğinden dolayı eğer kuracağınız yerde çatı oluşturduğu gölge, mesela bacanın gölgesi paneli dik bir şekilde kesiyorsa, paneliniz şöyle olduğunu varsayın, gölge geliyor ve böyle kesiyorsa bütün üretimi aşağı düşürücü bir yapıya sahip oluyor. Ama şöyle durduğunda ve gölge sadece şuraya etkiliyorsa diğer iki bypass diyodunun sürdüğü hücreler üretmeye devam ediyor. O yüzden dikey ve yataydaki en büyük etken genelde yatay tercih edilmesindeki etkenlerin başında gelen şey gölgeden kaçınma. Onun dışında paneli dikey koymanızın veya yatay koymanızın bir farkı olmaz. GES kurulumunda doküman süreçlerinin yavaş olması normal karşılıyoruz. Ancak dolar kuruna bağlı olarak maliyetler değişkenlik göstermesi ve bu dönemde normal karşılanır. Waferların yine yurt dışından alarak Kalın'ın kurduğu PV panel fabrikası panel fiyatlarını düşürme olasılığı olur mu? Böylelikle kurumlarda artış olur mu? Teşekkür ediyorum soru için. Yani keşke olsa ama hani bunun olabilmesi için yani bir iki firmanın yaptığı indirimle olabilecek bir şey değil. Topyekün bütün fabrikaların sattığı ürünlerle ilgili fiyatlandırmasını ona göre yapması gerekiyor bence. Yani burası çok büyük bir pazar değil ve birisi 3 liradan, birisi 5 liradan, birisi 10 liradan güneş paneli satamaz maalesef. Tabii ki bu hücreleri burada üretmemizin çok ciddi avantajları olacaktır. Ama bildiğim kadarıyla Kalyon zaten şu an çok büyük oranda kendi şu an kurmaya çalıştığı Konya'daki devasa santrali için panel üretiyor. Tabii ki yurt içine de çok ciddi anlamda üretmeye başladığında fiyatları aşağı doğru çekebilir ama birim fiyatlar şu an ciddi anlamda istediğimiz seviyede değil. Zaten döviz kurları yukarıda. O sebeple bunların hepsi çatı pazarının, özellikle küçük çatı pazarının çok yavaş bir şekilde artmasını sağlıyor. Bunun bence daha önemli bir tarafı, solar sektörü de henüz küçük çatılara doğru yüzünü dönmüş durumda değil. Bence en önemli faktörlerin başında da bu geliyor. Solar sektörü şu an endüstriyel çatılara odaklı. O sebeple de bütün dezavantajlar küçük çatı üzerinde olduğu için yavaş ilerliyor bence. Sektör de oraya yüzünü dönse belki evrak süreçlerinde daha öncesine göre bir iyileştirme var ama bu iyileştirme de tabii ki yeterli değil. Daha fazla iyileştirmenin olması gerekiyor. Bakıldığında hep şununla ilgili de daha önce makale yazmıştım. Bir su ısıtıcısı gün ısı alıp bugün çatınıza hemen koyabiliyorsunuz. Bakıldığında deposu var ve tek bir noktaya daha fazla basıyor ve statik olarak daha tehlikeli bir durum arz ediyor. Ama bununla ilgili kimse sizden statik rapor istemiyor. Güneş enerjisi kurmak istediğinizde güneş panellerinin kar yükü, buz yükü, rüzgara karşı dayanıklı olduğunu, statik olarak uygun olduğunu kanıtlamanız gerekiyor mesela. Yapılacaksa bir iş her ikisi için de yapılmalı. Yapılmayacaksa her ikisi için de yapılmamalı açıkçası bakıldığında. Tabii ki bence böyle bir statikle ilgili süreç kesinlikle olmalı. Ama bunu zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve gün ısılarda da benzer bir isteğin
oluşturulması bence mantıklı, güvenlik açısından olması gereken şey olduğunu düşünüyorum. 2023'te ilk GES'in elektrik satış fiyatı devlet alım garantisi dolacak. Sonrasında nasıl bir yol izlenecek? Bir fikriniz var mı? Uğur Bey, şöyle söyleyeyim. Yakın zamanda yapılan YK ihalelerinde ortalama birim fiyatlar 5 megawatt, 10 megawatt santrallerle ilgili verilen birim fiyatlara bakarsanız eğer belki onlar bir fikir verebilir. Yani çok yüksek fiyattan olacağını hiç zannetmiyorum. Yakın zamanda yapılan YK'nın ortalama fiyatlarını söylüyorum size. 1 kilowatt saat için yaklaşık 20-22 kuruş gibi bir fiyatlandırma söz konusu. O yüzden kimse eskisi gibi çok yüksek fiyatlarla elektrik satışı olacağını bence düşünmemeli. Hiç zannetmiyorum olacağını. Hazine ve orman arazilerine GES kurulumu mümkün mü? Yani o konuda çok fazla bilgim yok ama tarım arazisi kurulumunun mümkün olmadığını söyleyebilirim. Tarıma elverişli bir arazide GES kuramıyorsunuz. Merhabalar. Güneşten PV yoluyla elektrik üretim maliyetinin düşmesine rağmen elektrik birim fiyatlarının tüm dünyada ve ülkemizde yükselmesini nasıl açıklayabiliriz? Engin Bey, şöyle, ben hani işin açıklama değil, daha çok nasıl çözüm üretebiliriz noktasındayız. Güneş enerjisinde o yüzden hani bir ticari faaliyet olmanın dışında insanlara yayılması noktasında kendimde bir sosyal sorumluluk hissediyorum. İnsanlara bu durumu anlatmak açısından hep şu örneği veriyorum. Hani bugün benzin fiyatları arttığı zaman canım sıkıldı, ben evin önünde bir kuyu kazacağım, buradan benzinimi çıkartacağım, arabamı kendi ürettiğim benzinle çalıştıracağım diyemiyoruz. Ama öte yandan çatımıza güneş paneli koyup evdeki her şeyi elektrikli bir şekilde bedava enerjiyle kullanabiliriz. Kapımıza alacağımız aracı elektrikli alarak yine bedava bir şekilde deposunu doldurup bedava bir şekilde kullanabileceğimiz bir durum söz konusu. Yani bir açıdan bakıldığında kendi petrolümüzü çıkartabileceğiz hem de çatımızda. Bence bunun yaygınlaşması, bu fikrin benimsenmesi çok önemli. Ama bunun için dediğim gibi öncelikle sektörün yüzünün de birazcık küçük çatılara doğru dönmesi gerekiyor. Burada anahtar öneme sahip olan konu şu bence. Artık merkezi bir üretim ve onun kilometrelerce taşınması konusu demode olan bir sistem. Elektrik altyapımızı düşünün. Bir termik santral var, hidro santral var. İşte yüzlerce kilometre öteye enerjiyi taşıyacağız ve orada insanlara, fabrikalara dağıtacağız. Yaklaşımından daha ziyade bölgesel ve küçük çaplı yüzlerce santralin çok daha verimli bir şekilde ve dijital bir şekilde birbirleriyle haberleştiği şekilde sistemlerin olduğunu, çift yönlü etkileşimin olduğunu düşünmek gerekiyor. Gittiğimiz nokta burası ve bizim de buraya hazırlanmamız gerekiyor. O yüzden mesela hep Almanya örneği derler ya, her evin çatısında güneş panelleri var diye. Şimdi Almanya'ya baktığınızda depolama konusunda da çok ciddi anlamda bir liderlik yapıyor ve depolama sistemlerinin bireysel evlerde de artması yönünde çok ciddi artışların olduğunu Almanya özelinde görebiliyoruz. İnternette depolama sistemlerinin yani ülkeler açısından araştırıldığında baktığınızda birçok makalede yine Almanya'yı ön planda görüyor olacaksınız. Çünkü güneş enerjisi, depolama ve elektrikli araçlar aslında bir bütün. Ve bu parçaları tamamladıktan sonra elektrikli arabayı kapımıza çekmemiz çok daha kolay olacak. Şu anki altyapıyla mahalleye 3-5 tane yüksek hızlı şarj edilebilir, yüksek güçlü birkaç araba aldığımızda o mahallede elektriğin şebekenin çökeceğini hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz diye düşünüyorum. O yüzden bunların hepsi bir bütün ve bizim güneş enerjisini yaygınlaştırmamız, sonra ucuzlayan depolama maliyetleriyle birlikte depolamanın da sisteme entegre edilmesi, sonrasında elektrikli arabanın da geldiğinde bu sistemin kendi kendine yetebilme, sürdürülebilir sistemin artık evlerde bile mümkün olduğunu göreceğiz bence.
Onur Bey yazmış. İyi akşamlar hocam. Türkiye'nin güneş enerjisinden faydalanma konusunda yeterli düzeyde olduğunu söyleyebilir miyiz? Bence söyleyemeyiz. Çok rahatlıkla hani net bir şekilde bunu ifade edebilirim. Söyleyemezsek, evet, söyleyemedik. Bu konuda kısa ve uzun vadede atılabilecek adımlar nelerdir sizce? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Onur Bey güzel sorunuz için. Bu konuyla alakalı bizim öncelikle bilinç oluşturmamız gerekiyor. Bu konu henüz daha tabana yayılmış durumda değil. Yani bugün hep beraber sokağa çıkalım, insanlara soralım güneş enerjisi nedir dediğimizde çok büyük bir kısmı su ısıtmadan bahsedecektir. Tabii ki böyle olması çok doğal ama güneş enerjisi dendiğinde elektrik üretiminin ilk akla gelen konu olmasını bizim sağlamamız gerekiyor. Sonrasında bunun yaygınlaşması çok daha kolay olacaktır. Tabii ki burada maliyet konusu çok önemli ama önce insanlar bunu bilecek, bunu tercih etmeye başlayacak. Tercih ettikçe fiyatlar ucuzlayacak. Daha fazla insan bunu evine alıp kuracak. Örneğin LCD televizyonlar ilk çıktığında ne kadar fiyatlıydı? Kimlerin evinde olabiliyordu? Şimdi kimlerin evinde var? Güneş enerjisi de bence bu şekliyle şu an hani maddi açısından çok sıkıntısı olmayan veya teknoloji meraklısı insanların evlerine yaptırdığı bir sistem oluyor ama özellikle elektrik zamları haberlerinin ardından çok daha fazla soruyor insanlar nasıl bu işi çözebiliriz, bu faturadan nasıl kurtulabiliriz diye. Ama bunlar tabii ki çok saman alevi gibi hemen o zama bir tepki olarak yapılan araştırmalar. Bunların tabana yayılması bence bu işin hızlı bir şekilde artmasını sağlayacak. Tabii ki evrak süreçlerinin hafifletilmesi bence en önemli kısım ve özellikle mühendislik tarafıyla alakalı şunu söyleyebilirim. Bu konuyla alakalı en önemli kısım yetkili personel tarafından kurulan güneş enerjisi santralleri. Çünkü bugün yoldan geçen birisi benim canım sıkıldı. Ben güneş enerji sistemi kuruyorum diye etrafına haber yaysa ve kurulum yapmak istese bunun önünde yasal bir engel yok. Diyeceksiniz ki şimdi projeyi nasıl çizecek? Tanıdık bir mühendis arkadaş var. Birkaç kuruş veriyoruz, proje çizdiriyoruz diye o kadar fazla telefon aldım ki bu çok üzücü. Burada yasal olarak da bir tabana oturtulması gerekiyor bence. Yetkilendirme olması gerekiyor ve herkesin çatıya çıkıp bunu kurmaması gerekiyor. Çünkü bakıldığında küçük 10 kW altı diyoruz. 10 kW ve altı diye bir yapı var. Buradaki bizim çalıştığımız voltajlar hani ortalama bir inverterin verimli çalışması için 25 derece civarında 600 volt DC'den bahsediyoruz. Kış aylarında bu voltaj daha da yukarı çıkıyor. 700 volt, 800 volt nasıl bir sistem tasarladığınıza göre 1000 volta kadar yolu var bunun. Şimdi 1000 volt DC ile çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Ya ne olacak ki ben çatıya çıkıyorum o iki tane paneli birbirine bağlıyorum, invertere bağlıyorum, çalışıyor gibi basite indirgeme bizde maalesef çok var. Hatta santrallerle alakalı yangın haberleri birkaç tane çıktı. Onun dışında şehir şebekesinden uzak yerlerde akülü sistemler, orası zaten başlı başına bir facia. Çünkü yani emin olun sektör de bu tarafa doğru yüzünü dönmediği için herhangi bir satıcı al abicim, al ablacım bu işini görür mantığıyla yaklaşan, hesaba kitaba dayanmadan satılan aküler, inverterler, kurulan sistemler çok fazla mağduriyet yaratıyor. Biz ürün satışı yapmadığımız halde problem yaşayan insanlar bizi arıyor ve hani çözüm için neler yapabileceğini bize soruyorlar. Ve bu azımsanmayacak kadar fazla bir adette oluyor bu telefonlar, e-mailler. O yüzden küçük çatılardan çok bahsediyorum sürekli. Çünkü bence bu işin çekirdeği orası, olması gereken yer orası. Bir an evvel bunu tabana yaymak ve tabana yaydıktan sonra da zaten insanlar talep gösterdikçe bence bu evrak süreçleri de aşağı doğru düşecek. Fiyatlar da keza aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum. Evet. Perovskit teknolojisinin sektörde gelişimi ve seri üretimi sizce kaç yılı bulur? Abdullah Bey'in sorusu. Abdullah Bey bence çok fazla yılı bulmaz. Hatta bununla ilgili fabrikalar var diye biliyorum. Ülkemizde değil muhtemelen. Ama birkaç yıl içerisinde yani yakın gelecekte
bu ürünleri ticari halde görmemiz çok olası. O yüzden hani yıllarca beklememize gerek olmayacak ve bu silikon tabanlı yapının dışında alternatif bir yol açtığı için de oldukça önemli bence. Orada çünkü rekabet bence verimlilik doğuracak. Beraberinde verimliliği getirecek. O şekilde de çok daha hızlı, yani verimlilikten kastımız ne? Aynı alanda daha fazla güç üretebiliyor olacağız. Bugün mesela bir arabanın tabanında ne kadar enerji üretebiliyoruz? İşte 450 watt, 500 watt üretiyoruz. Aynı alan içerisinde belki 2-3 sene sonra biz 800 watt, 1000 watt'tan bahsediyor olacağız. Bu da arabanın menziline ciddi etki edecek. Belki arabanın kaputu, yanları, arka tarafı tamamıyla güneş paneliyle kaplanan ürünler, böyle denemeler de var, prototipler de var, internette görebilirsiniz. Ama dediğim gibi şu an gerçek manada menzile çok fazla katkı yapamadığından kaynaklı çok fazla yaygın değil. Ama bu tarz ürünlerin de piyasaya çıkacağını, yaygınlaşacağını şimdiden söyleyebiliriz. Perovskit o yüzden burada konuyu hızlandırıcı bir katalizör görevi görecek bence. Zaten kendisi de başlı başına farklı bir noktaya taşıyacak hücre sistematiğini. İrfan Bey, teşekkür ediyorum. Beni misafir edebileceğinizi söylemişsiniz. Ben de çok isterim. Bu konuyla ilgili insanlara da bu konuyu video çekip anlatmak, bir panel nasıl üretiliyor, sıfırdan bu iş nasıl başlıyor, neler gerekir, nasıl bir yatırım olması gerekir. Yani bizim için de çok keyifli olur. Hem öğreniriz, detaylanmış olur bilgilerimiz, hem de insanları bilgilendirmiş oluruz. Çok güzel olur. Çok sevinirim. Paneller hangi yöntem ve sıklık ile temizlenmeli? Panel temizliğinde saf su kullanılması doğru mu? Mustafa Bey'in sorusu. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Temizlik konusuna da değinelim bu webinarda. Panel temizliği önemli ama sürekli paneli temizlemek de birçok panel üreticisi açısından çok istenmeyen bir konu. Çünkü panelin üzerinde çok ince bir katman var. Anti-reflecting coating diye geçiyor. Yani gelen ışınımı yansıtmayan, direkt hücrenin içerisine doğru alan bir kaplama söz konusu. Sürekli panelleri ve düzgün olmayan bir yöntemle yıkarsanız bu kaplamayı ortadan kaldırırsınız. Böylelikle panellerin daha az üretmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Panel temizliği ile alakalı bir, hatta birden fazla içerik yaptım. Benim çatımda bir test düzeneği var. 4 farklı panel var ve çifter çifter olduğunu düşünün. Ben bir tanesini kirli bıraktım, bir tanesini temizledim. Yüzdesel olarak ne kadar değişti bir haftalık süreçte, bütün rakamları da paylaştım Excel tablosu olarak. Hepsini kanalda veya keremçilli.com blog sayfamızda bulmanız mümkün. Güneş paneli temizliği olarak, hem de farklı tasarımlarda olan paneller. Mesela çatımda polikristal panel var benim. Monokristal panel var. N-type monokristal olarak adlandırılan LG'nin panelleri var. Onun dışında Panasonic'in HIT teknoloji, HIT olarak adlandırılan, heterojunction teknolojisi olarak adlandırılan ince film katmanlı bir mono panel de var. Hepsinin nasıl reaksiyon gösterdiğini, çiftli gruplar olduğu için görme şansınız var. Bence çok doyurucu da bir bilgi olur sizin açınızdan. İzlemenizi, makalemizi okumanızı tavsiye ederim. Sürekli temizlemek tabii ki çok mantıklı değil. Belli periyotlarla yapmak lazım bunu. Her bölgede tozlanma da farklı düzeyde olduğu için şu aralık kesindir demek çok doğru değil. Öyle bir yere kurmuşsunuzdur ki çok az tozlanma oluyordur. Belki 3 ayda bir, 6 ayda bir temizlik yapmanız mantıklı olur. Öyle bir yerdesinizdir ki belki çimento fabrikası üstü bir karış toz topluyordur. Onu sürekli yıkamanız gerekir. Panel temizliği ile alakalı kanalımızda çok fazla içerik var. İzleyince çok daha verimli bilgilere sahip olacaksınız diyebilirim size. Dilara Hanım'ın bir sorusu. Enerji akışındaki kopukluk durumunda alternatif bir güç kullanılır mı? Sanırım bu güneş enerji sistemi sahibi olan bir yer ve
elektrik kesilirse ne olur gibi bir soru anladığım kadarıyla. Eğer farklı bir şey soruyorsanız tekrar yazın lütfen. Şimdi güneş enerji sistemlerinde kullanılan on-grid inverterlerin en temel özelliği ve yapmak zorunda olduğu özellik, şehir şebekesini algılayamadığı an hemen çıkışını kapatması. Bunu çok kısa milisaniyeler mertebesinde yapıyor ki sistem şebekeye doğru bir enerji akışı yapmasın. Güvenlik gerekçesiyle bunu yapmak zorunda. Hatta büyük santrallerde ayrıca bir röle daha koyup hem inverter zaten kendini kapatacak ama olası kapatmadı diyelim. Kapatmadığı durumda da şebeke olmadığında hattı kesen rölelerde zorunlu olarak zaten büyük sistemlerde isteniyor. Bunu söyleyebiliriz eğer sorunuz buysa. Hocam teşvik var mı GES'ler için? Bunun için ne yapmalıyız varsa? Şükrü Bey'in sorusu. Şöyle söyleyeyim, yani teşvik olarak maddi bir teşvikten bahsediyorsak maddi bir teşvik şu an yok. Ama TKDK bölgesindeyseniz eğer, Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun Türkiye'nin belli başlı illerinde tarımı, hayvancılığı desteklemek üzerine bazı hibe programları oluyor. Avrupa Birliği fonları kullanabiliyorsunuz burada. Eğer öyle bir durum söz konusuysa, şartlarınız ona uyuyorsa %50'ler, %60'lara kadar hibeler alma şansınız olur. Bu durumda tabii ki yatırım maliyetiniz çok daha kısa sürelerde geri dönmüş olur. Ama bir sade vatandaş olarak baktığınızda 10 kilowatt altında vergi muafiyetiniz var. Kazandığınız gelirden, elektrik satışından elde edilen gelirden herhangi bir gelir vergisi ödemiyorsunuz. Muafiyetiniz var. Dağıtım bedeli ödemiyorsunuz. Veriş yönünde sıfır. Çekiş yönünde de, direkten evinizin içerisine gelen yönde de dağıtım bedelinin sadece yarısını ödüyorsunuz. Bu tarz teşvikler var, onu söyleyebilirim. Ama daha öncesinde eski yönetmeliklerde evde kullandığımız, kurduğumuz sistem elektrik fazlasını dolarla satış da vardı. Ama maalesef hiçbirimiz bilmiyorduk bunu. O yüzden Türkiye'de çok fazla olduğunu zannetmiyorum. Ben 2018 yılında SEDAŞ bölgesi burası. Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya. Bu bölgede 2018 yıl boyunca sadece 3 başvuru olmuş. Bir tanesi benim. Diğer iki başvuru sahibiyle de hani görüşmek istedim, YouTube'da video yapalım noktasında. Onlarla da görüştük ama bir türlü video kısmet olmadı. Yani demek istediğim, koca yıl boyunca sadece 3 kişi vardı 2018'de. Şimdi tabii bu rakamlar daha arttı ama yine istenilen seviyede değil. Onu söyleyebiliriz. Yani teşvik konusu vergi noktasında ve dağıtım bedeli ödememe noktasında teşvik var. Onu söyleyebiliriz. Öte taraftan da tarım hayvancılıkla alakalı o bölgelerde, TKDK bölgelerinde hibe destekleri olabilir. Eğer o bölgedeyseniz araştırmanızı öneririm. Optimizerli sistemler fayda, fiyat ve performans göz önüne alındığında tercih edilebilir mi? Mustafa Bey'in sorusu. Teşekkür ediyorum soru için. Benim çatımda her iki sistem de var. Mesela sistemin 6 kW, yarısı optimizerli sistem ve yarısı dizi inverterle kurulan bir sistem. Tabii ki hepsinin birbirine göre artıları, eksileri var. Onu söyleyebiliriz ama hani birisi çok iyidir, birisi çok kötüdür noktası doğru bir yaklaşım olmaz. Kesinlikle müşterinizin birazcık karakteriyle de ilgili olarak optimizer bazen bir zorunluluk olabiliyor. Ben panellerimi tek tek görmek istiyorum diyor fabrika sahibi. Yani bu durumda dizi inverterle bunu yapmak için yine optimizer kullanıyorsunuz. Onların size önerdiği ya da birlikte çalıştıkları firmayla veya optimizerli inverter dediğimiz SolarEdge markasının bu işin kompetanı diyeyim, en çok satılan ürün veya mikro inverter noktasında da aslında panel düzeyinde izleme söz konusu olabilir. Mikro inverter de ülkemizde çok fazla bilinmeyen bir ürün. Hatta onunla ilgili de yakın zamanda yeni bir mikro inverter daha sipariş ettim ofisimde. Onunla ilgili de bir video yapacağım. Oldukça pratik. 4 tane farklı paneli alıp ya da 2 tane farklı paneli alıp mikro invertere bağlayıp 800 watt, işte 1200 watt, 1500 watt, 2000 watt mikro inverterler de var. Bunları birbirine aynı hatta bağlamak suretiyle 2 kW, 4, 6, 8, 10 veya daha fazla
güç üretmeniz oldukça olası. Bir 10 kW altı projede direkt mikro inverterle bir proje çizmek de olası. Ama biz maalesef genelde herhangi bir firma ya da firmalar bir yoldan gidiyorsa herkes aynı yoldan gitmeyi tercih ediyor. Alternatifler, alternatif panel çeşitleri birçok zaman müşterilere anlatılmıyor bile. Hani şu kullanılır, şu olur, fiyat budur noktasında hızlıca bir ilerleme söz konusu. Ama solar sektöründe çok fazla ürün var. Yani mesela hibrit ürün, kendi hibritinizi on-grid ve off-grid iki tane cihaz alıp kendi inverterinizi kendiniz de yapabilirsiniz. Hem de UPS özellikli de yapabilirsiniz bunu. Gecikmeler olmaz, direkt çıkışındaki enerji kesilmez. Bir server besliyorsanız eğer server hiçbir zaman kapanmaz gibi. Yani çok fazla malzeme var aslında ve her malzemenin de markaya göre değişken özellikleri var. Bütün hibritler mesela aynı şekilde çalışmıyor. Farklı farklı versiyonları var. O yüzden bütün malzemeleri öğrenip ona göre müşterinin tercihini sunmak bence her zaman çok daha mantıklı oluyor. Seçimi müşteriye bırakmak bence çok daha doğru olur. Abdullah Bey'in bir sorusu, 10 kW çatı ve cephe uygulamalarında her EDAŞ firması farklı gerekçelere bağlı olarak başvuru reddi koşulu sunabiliyor. Bu sebepten mikrogrid kurulumlar için EDAŞ'ların evrak beyanının tek olması daha mantıklı olmaz mı? Abdullah Bey, ne demek istediğinizi çok net anlıyorum. Bu konuyla alakalı çünkü WhatsApp grupları vesaire birçok arkadaşımız sektörün içerisinden yaşadığı şeyleri anlatıyor farklı farklı bölgelerden. Aslında bir standart var ve kendi web sitelerinde, elektrik dağıtım şirketlerinin kendi web sitelerinde lisanssız elektrik üretimi başlığı altında istenen evrak listeleri yayınlanıyor. Ama ben hep şey örneğinden yola çıkıyorum burada. İstanbul seçimleri gibi düşünün. Aynı metin var. Bir grup okuyor, diyor ki seçim tekrarlanmalı. Bir grup aynı metni okuyor, seçim tekrarlanmamalı diyor. Yani biraz yoruma dayalı durumlar ve satırlar olduğunu düşünüyorum. O sebeple de dağıtım şirketi kendine göre bunu yorumlayıp ben senden şunu şunu istiyorum diyebiliyor. Bu konu maalesef soru işaretlerinin olduğu bir konu. Size çok net bir şekilde katılıyorum. Keşke bir standart olsa, evraklar bu ki yazıyor şu an web sitelerinde. Bunun haricinde başka hiçbir şey istenmeyecek dense. Ama hani şu haliyle bile en azından bir 10 kW altı çatı cephe, bir taslak elimizde olması, tekat şemasının olması, bunlar bile çok daha yeni yayınlanan şeyler. Yani yıllardır ben solar sektörünün içerisinde olduğum için 10 kW altı taslak çıktığında tamam dedik, hangi kablo kullanılacak açıklanmış, hangi inverter kullanılacak açıklanmış, hangi pano kullanılmalı, İşte parafodur nasıl olmalı, inverter nasıl olmalı, tek tek açıklanmış. Aşağıda da tekat şeması çizilmiş, böyle çizilmeli. İşte şunlar olmalı, acil durdurma butonu olmalı vesaire vesaire. Yani bu tarz standartlaşma sektörü hızlandırıcı olur. Dediğiniz çok doğru. Bence bununla alakalı biraz önce de söylemiştim. Sektör küçük çatılara doğru yüzünü döndüğünde bu tarz şeyler çok daha hızlı olacak ve netleşecek. Çünkü dağıtım şirketlerine belki ayda 5-10 tane 10 kW sistem gidiyorsa, şöyle düşünün, 100 tane gittiğinde 100'üne de farklı farklı şeyler söyleme şansı yok. O yüzden belli bir standart kendiliğinden de oluşur o dağıtım şirketi özelinde ve çok daha hızlanır diye düşünüyorum. Eren Bey'in bir sorusu var. İnverterlerin sistemi geri besledikleri kaçak akımın sebebi nedir? Her inverterde oluşur mu? Şöyle söyleyeyim Eren Bey, inverterlerde kaçak akım normal şartlarda sistemi etkileyecek kadar oluşturmaması gerekir. Zaten hangi inverteri kullanıyorsanız, tek faz veya üç fazda, orada kullanmak durumunda olduğunuz kaçak akım rölesinin hangi tipte olduğu ve kaç miliamper minimum olması gerektiği belirtilmektedir. Bunlar çok akıllı cihazlar ve düzgün bir şekilde, özellikle topraklamasını düzgün bir şekilde kurguladığınızda sistemi kaçak akımdan dolayı problem yaşamamanız gerekir. Sistem kurgulamasının ve uygulamasının doğru yapıldığına emin olduğunuzda kaçak akım durumu oluşmayacaktır.
Onu söyleyebilirim. Yunus Bey'in bir sorusu. Kerem Bey, Elon Musk tarafından yapılan büyük ölçekli elektrik enerjisi depolama testleri şebekeye ne kadar yararlı? Piyasada aşırı miktarda marka var. Şimdi bile şebekelerde dengesizlik cihazlara zarar veriyor. Her çatıda elektrik üretmek şebekeye zarar vermez mi? Bence tam aksine şebekeyi dengeleyen bir durum oluşturur. Çünkü herkes kendi enerjisini şöyle düşünün. Verimlilik noktasından baktığımızda tüketim yaptığım yerde üretim yapmak kadar verimli başka bir sistem yok. Yani kalkıp 100 kilometre, 200 kilometre öteden kabloyla taşıdığınız ve orada bir sürü kayıplara neden olan enerji var. Diğer taraftan evimin içerisinde tüketim yapıyorum, çatımda üretim yapıyorum, enerji fazlasını depoluyorum, kapımda elektrikli araba var. Bu bence sistemi ve sistemin kendi içerisinde de dijital olarak haberleştiğini düşündüğümüzde bence sistemi toparlayıcı bir rol üstlenecek. Hatta yeni gelen yönetmeliklerle ilgili reaktif güç noktasında da bazı testler artık yapılmak isteniyor. Çünkü biz bugün kurduğumuz bütün inverterleri full aktif güç olarak, yani cosfi 1 olarak şebekeye enerji veriyoruz, ama şebekede sadece aktif güce ihtiyaç yok. Reaktif güç de ihtiyacı var. Bugün için kimse reaktif güç ayarı yapıp da ben işte şu kadar oranda aktif güç vereyim, şu kadar oranda da reaktif güç vereyim diye kimse inverterini ayarlamıyor. Ama bu durum ileride bir zorunluluk olabilir. Mesela cosfi sabit 0.9 olsun diye şebeke operatörünüz size bunu bir zorunluluk halinde getirebilir. Çünkü reaktif güce de ihtiyacımız var. Hatta bunun bir ileriki aşaması akıllı şebekeler dediğimiz şebekelerle birlikte mesela enerji tüketiminin olmadığı durumda merkezden, dağıtım şirketi merkezinden inverterinize bir komut gelecek. İnverteri şu an %70 çalıştır. Çıkış gücü olarak söylüyorum. 10 kW değil de 5 kW olarak çalıştır. Şu an tekrar yük var. İnverteri normal çalıştırabilirsin gibi dijital olarak birbirleriyle haberleşen yapılar olacak bunlar. Bunlar daha yıllar evvelsinden belli olan şeyler ve inverter üreticilerinin birçoğu da zaten buna uygun inverterleri yapıyorlar. Ve evimize aldığımız 10 kW altı olsun, 10 kW üstü olsun, bu cihazlar bu özelliklere sahip. Birçoğumuz belki de bu özelliği olduğunu bilmeden alıyoruz ürünleri. Bunlar çok akıllı ve şebekeyi emin olun bozmaktan daha çok toplamaya yönelik cihazlar olduğunu düşünüyorum. Bu tarz depolama ünitelerinin endüstriyel boyutta olması, devasa boyutta olması da önemli. Hatta Volkswagen firmasının Power Day diye bir etkinliği vardı. Direkt depolama ünitesiyle birlikte aracı dolduruyor. Yani off grid şebekenin olmadığı bir yerde güneş enerjisi depolama ve elektrikli arabayı doldurabilen bir sistematikten bahsetmişti. Bizim kanalımızda onun bir özeti var. İsteyenler de 2 saatlik orijinal versiyonu İngilizce olarak da internette bulabilirler. Bence çok yakın geleceğimize yönelik neler gelecek, arabalardaki depolama nasıl olacak, işte geri kazanım nasıl olacak gibi konulara değiniliyor. Sizin sorunuz üzerine tekrar dönecek olursam, endüstriyel boyutta devasa depolama üniteleri hayatımıza girecek. Hatta enerji fuarlarında konteynerler içerisinde lityum bataryaları gördük, görmeye de devam edeceğiz. Megawatt saat boyutunda depolama yapabilen konteynerler, belki benzin istasyonlarının tabanları bu konteynerlarla dolu olacak. Elektrikli araba üstüne geldiğinde direkt şarj edilecek veya güneş paneli arkadaki devasa arazide olacak, o benzin istasyonuna ait, ve o şekilde bir kendi kendine sürdürülebilir bir sistem oluşmuş olacak. Bence dediklerinizin tam tersi toplayıcı noktada bir durum oluşacağını söyleyebilirim. Evet. Hocam bence arabalarda rüzgar türbiniyle aküleri desteklemek daha mantıklı. Gesler aracı ağırlaştırabilir diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Şükrü Bey, rüzgar türbünü arabanın aerodinamiğini nasıl etkiler? Oraya bakmak gerekir diye düşünüyorum. Güneş enerjisi bu noktada çok daha avantajlıdır. Rüzgarın ben çok olacağını düşünmüyorum açıkçası.
Celal Bey demiş, 1x2 metrelik yeni jenerasyon organik bir panel yaz-kış verimlilik alt üst değerleri nedir acaba? Şöyle Celal Bey, bunununla alakalı panelin data sheet'inde, teknik föyünde her sıcaklık değerinde yüzde ne kadar etkilendiğini gösteren bir satır var. -0.30, -0.40 gibi sıcaklık değişimine göre de bu değerle çarpıp yüzdesel olarak ne kadar etkilendiğini görebiliyorsunuz. Yani bizim referansımız 25 santigrat derece. İşte hava sıcaklığı 0 dereceye düştüğünde ne kadar etkilenir? Oradaki sabit katsayıyla bunu çok rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. Hatta birçok marka zaten grafik olarak da gösteriyor. Hava sıcaklığı sıfıra düştüğünde panelin voltajı bu kadar olur. Verdiği akım bu kadar etkilenir. O grafikler bir standart olarak zaten veriliyor. Osman Bey'in sorusu, Kerem Bey, CSP Türkiye'de neden paneller kadar yol alamıyor? Osman Bey, ben o konuda birkaç makale okumuştum. CSP dediğimiz bu konsantre güneş enerjisi birim maliyetleri solar enerjinin çok çok üzerinde. Türkiye'de çok az olduğunu biliyorum baktığım kadarıyla. Bence tamamıyla maliyetle alakalı olduğunu söyleyebilirim. Bu benim fikrim tabii ki. Hani bilmediğim konuda hani atıp tutmak istemem. Ama CSP ile ilgili araştırdığımda birim fiyatı oldukça yüksek. O yüzden Türkiye'de çok tercih edilmiyor diye düşünüyorum. Hocam mail atar mısınız bana? Konuyla ilgili görüşmek istiyorum sizinle. Seyfettin Bey, isterseniz siz bana mail atın. Kerem Çilli diye internete yazarsanız, hatta telefonumuz bile var. Her şey orada mevcut. Odadan da alabilirsiniz. Konuşmak isterim ben de. Lisanssız GES'lerde sistem kullanım anlaşması sonrasında gelen aylık faturalarda dağıtım bedeli ödeniyor mu? Dediğim gibi 10 kW altında dağıtım bedeli veriş yönünde yok, çekiş yönünde de yarısı. Bununla ilgili bir tablo var. Hangi başvuru yöntemiyle başvurduysanız farklı farklı şeyler var. 51C'den başvurduğunuzda, 51Ç'den başvurduğunuzda dağıtım bedeli alınır mı alınmaz mı, yarısı alınır. İşte tüketiminizin karşılandığı noktada kalan kısmının diğer yarısı tamamı alınır gibi. Onun bir formülasyonu var. Bizim videolarımızın içerisinde ne kazandım diye videolar yapıyoruz. Özellikle eski olan versiyonda o tabloyu da yayınlamıştım. Bildiğim kadarıyla da EPDK'nın duyurular diye aratırsanız internette duyuru 7 olabilir, belki de 9 olabilir. Emin değilim rakamlardan. O kadar çok geliyor ki çünkü. O duyuru listelerinin içerisinde de mahsuplaşma yönteminde dağıtım bedeli ne kadar alınıyor, hangi durumda ne oluyor, hepsi net bir şekilde formülize edilmiş. Bilginiz olsun. Bence Elon Musk güneş enerjisi sorunsalını kökünden çözecek. Evet, Elon Musk'ın güzel uygulamaları var. Özellikle çatıda güzel bir kaplama, kiremit diyebileceğimiz bir sistematiği var. Ama bu konu bence Elon Musk'a kalmadan, zaten insanlar tarafından öğrenildikçe, gerçekten bu işin işe yaradığı anlaşılınca, çünkü biz şuna da inanmıyoruz. Ya bir panel koyuyoruz, elektrik üretiyor, kendi masrafımızı düşürüyoruz. Bu fikir bile bize uzak şu anda. Sade vatandaş tabandan bahsediyorum. O yüzden biz bunu zaten hani kanıtladığımızda, insanlara anlattığımızda bunun zaten Elon Musk'a kalmayacak, emin olun. Çok fazla bu konuyla alakalı kişi, firma çıkacak. Belki Türkiye'den birileri çıkar. Belki o çözer. Evet. Bu arada bir saati geçtik bu arada. Birkaç tane daha soru cevaplayıp sonlandıralım arzu ederseniz. Bu saate kadar kalıp bizi dinleyen herkese de teşekkür ederim şimdiden. Kerem Bey merhabalar. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kamu binalarında enerji verimliliği projelerinde GES kurulumu yapıyoruz. Yakında kamu binalarının hemen hepsinde çatılarında artık solar görüntülerini göreceğiz. Kamu binalarındaki proje öncesi ve sonrası süreçleri görmek isterseniz sizi misafir edebiliriz. Memnun olurum tabii ki. Hatta bu konuyla alakalı, gerçi kamu olduğu için video çekmemizi çok istemeyebilirler ama hani bu durumu anlatan bir içerik oluşturup hani
konunun ne kadar önemli olduğunu ve artık devlet dairelerinde de bunun ne kadar yaygınlaşacağını anlatabilmek önemli. İnsanlarda farkındalık oluşturmak önemli çünkü. Çok memnun olurum. Sizden ricam, dediğim gibi Kerem Çilli olarak internette aratırsanız zaten benim bütün bilgilerim var. Hatta buraya şöyle şey de yapabilirim. Mail adresimi ben de yazdım aşağıya. keremcilli@teknikal.com.tr. Buraya mail atarsanız o mail üzerinden devam ettiririz, konuşuruz. Çok sevinirim yani Ömer Bey. Teşekkür ederim. Hocam, bu sistemlerde kapasitif bir durum söz konusu. Bunlarda endüktif yük beslemesi daha mantıklı değil mi? Enerji verimliliği açısından veya sistemlerde bu denge nasıl göz önünde bulunduruluyor? Şükrü Bey, zaten devasa santrallerde bu konu ilk etapta göz önünde bulundurulmuyordu ve insanlar megawatt seviyesi santral yapıp ceza yediklerinde kapasitiften sonrasında bunu nasıl çözebiliriz noktasında direkt olarak endüktif yük koyarak bunu çözdüler. Bu bir problem değil, çözülebilir bir şey. Hatta aktif enerjiden biraz feragat edip gün içerisinde verilen kapasitif yerine birazcık cihazı endüktif besleme noktasında da çalıştırmak gibi bir durum da söz konusu olabilir. Çünkü birçok inverteri kompansasyon elemanı olarak bile kullanabiliyorsunuz aslında. Yetenek olarak bu cihazlarda bu özellikler var. Ama dediğiniz çok doğru. İnsanlar endüktif yük beslemesiyle beraber bu dengesizliği çözdüler kapasitifle ilgili. Çünkü devasa santrallerde problem yaşanıyordu. Kerem Bey, optimizer, panel ve inverter üçlüsü arasında optimizasyon ilişkisi nasıl olmalıdır? Ben tam anlayamadım bu soruyu. Optimizer, panel ve inverter üçlüsü arasındaki optimizasyon ilişkisi nasıl olmalıdır? Şöyle söyleyebilirim Eren Bey, kullanmak istediğiniz optimizer, panel ve inverter konusu zaten o firmanın kendi tasarım programında sizi yanlış yapmaktan muaf tutuyor. Yani örnek veriyorum. X bir optimizer seçtiniz. 100 wattlık panel seçtiniz. 10 taneyi birbirine bağladınız. Program size diyor ki bu seçtiğiniz invertere 10 taneyi bağlayamazsınız. Bu seçtiğiniz model optimizeri kullanamazsınız. Onun yerine şunu tercih edebilirsiniz gibi yönlendirmeler yaparak sizi elektriksel anlamda yanlış yapmaktan kurtarıyor. O yüzden hangi marka inverteri kullanıyorsanız onun kendi yazılımını internetten, çoğu online olarak zaten ücretsiz, onu kullanıp gerçekten ben doğru bir tasarım yaptım mı yapmadım mı'yı test edebilirsiniz. Bir ileriki aşaması, endüstriyel bir tesis yapıyorsunuz, optimizerli bir sistem kullanacaksınız. Kendi kafanızda oluşturduğunuz bir mantık var. Bunu firmanın yetkililerine, teknik personellerine danışarak ben doğru mu yapıyorum, sizin öneriniz var mı şeklinde. Onlar da yardımcı oluyorlar. Türkiye'deki inverter firmalarının çok büyük çoğunluğu size memnuniyetle yardımcı olacaktır. Aralarında nasıl bir hiyerarşi vardır? Güzel bir soru. Yani bilmiyorum, burada nereden baktığınızla alakalı ama ben kökenim inverter firması olduğu için İnverterin bu işin kalbi olduğunu düşünüyorum. İnverterin bu kalbi besleyen yolların optimizerle çok daha geniş bir şekilde, daha rahat bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki o kan olması gerekiyor. O pompalanan kan da panellerden gelen güç olarak bir hiyerarşi yapabiliriz belki. İnternet kısa sürelerine kesildi geldi. Şu an düzgün bir şekilde çalışıyordur umarım. Umarım boşuna konuşmamış oluruz. Kerem Bey, sizce ESKO finansman modeliyle yapılan enerji yatırımları avantajlı mı yoksa riskli mi? Bence risk yok. Birçok model, yani ESKO modeli çokça yaygınlaşacak olduğunu düşündüğüm bir model. Özellikle ülkemizin
mantalite olarak bakıldığında bize çok yakın duran bir model olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bunun çokça olacağını düşünüyorum. Risk, her zaman her şeyde risk vardır ama bence bu sistem çok yürüyecektir. Çünkü solar enerji sistemleri uzun soluklu ve kolay kolay problem çıkarmayan, eğer düzgün bir kurgulama, düzgün bir işçilikle güzel bir kurulum yaptıysanız kolay kolay problem çıkartmayacak konular. O yüzden riskiniz de olabildiğince minimumdur ve özellikle ürün tedariği yaptığınız firmaları da doğru seçerseniz bu riski daha da azaltmış olursunuz. Riski daha azaltayım derseniz de yaptığınız işle ilgili sigortalama konusu söz konusu. Onunla ilgili de bir videomuz vardı. Solar santrallerde sigorta nelere yapılıyor, dolu yağdığında cam kırılır mı, kırılmaz mı vesaire gibi konuların hepsini de kanalda açıkladık. Konunun uzmanlarıyla videolar yapmışlığımız vardır. Muhakkak tavsiye ederim. Dünyadaki her artı enerjinin kaynağı güneş ve dünya 20 milyar yıl daha garantide termodinamik olarak. Evet, içimiz rahatlamış oluyor kesinlikle. Yani petrol bittiğinde ne olacak vesaire. Belki petrol olduğu halde çıkartmama durumu söz konusu olacak. Çünkü dünya çok hızlı bir şekilde karbon nötr olma yolunda hızlıca ilerliyor. Google'a bile bakarsanız artık web sayfasının alt kısmında 2007 galiba yanlış hatırlamıyorsam 2007'den beri nötr sıfır, karbon nötr olarak bir ibaresi var. Hatta linke tıklayıp detaylara bakabilirsiniz. Konu oraya gidiyor çünkü ve güneş enerjisi bakıldığında hakikaten bence rüzgar ya da hidro ya da jeotermal hepsinden ayrı bir başlık olarak düşünmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Tam konuşamadım. Herhalde yorgunluk artık 1 saat 17 dakika oldu. Güneş enerjisi bence diğer yenilenebilirin içerisinde bile başka bir noktada olduğunu düşünüyorum. Ayrı bir değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Rüzgarcılar bana kızmasın. Ama hani çok daha pratik ve çok daha küçük boyutlarla hayatımızın içerisine direkt girebilecek bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Yani bir sırt çantanızın üstüne koyup dağda yürüyüş yaptığınızda cep telefonunuzu doldurabileceğiniz başka bir kaynak var mı? Emin değilim. Powerbanklerden, depolamadan bahsetmiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum size. Benim için çok keyifliydi. Bu tarz interaktif soru cevapları çok daha tercih ediyorum. Dediğim gibi mail adresimi yazdım. Tekrar yazayım. Aklınıza takılanlar olursa, yapabileceğimiz bir yönlendirme olursa her zaman yardımcı olmaya çalışırız. Ben de buraya mail adresimi şöyle bırakmış olayım. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum bu saate kadar kaldığınız, dinlediğiniz için. Umarım başka etkinliklerde